Herkese merhaba. Ben Esra Ceylan. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 3. sınıfa geçtim. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde. Bugün de Ayça hocamızla birlikte bu yayında bölümümü ve okulumu anlatacağım. Birazcık heyecanlıyım, kusura bakmayın. Önce moleküler biyolojiye nasıl, yani moleküler biyolojiye nasıl karar verdiğimle ilgili bir hafiften başlayayım. 10. sınıftayken bizim rehber hocamız bize bir meslek tanıma testi yapmıştı ve onda böyle çıkan seçenekler arasında, meslek seçenekler arasında bu bölümü gördüm. Daha önce hiç duyduğum değildi ve çok araştırdım üzerine, çok düştüm baktım ve 1-2 hafta içerisinde ve daha sonra da tabii araştırmalara devam ettim ama o 1-2 hafta içerisinde o kadar tutuldum ki yani daha tam bilmeden, etrafımda herhangi bir okuyan olmadan bölüm çok hoşuma gitti. Yani araştırma, gelişmeye çok çok yatkın ve böyle yani aslında geleceğin mesleği olarak gördüm ve çok hoşuma gitti. Ve 10. sınıftan beridir de sadece bu bölümü istiyorum. Bu bölümü sadece tek bir bölüme odaklanmanın hem avantajı hem dezavantajı mutlaka oluyor. Avantajı daha bir motivasyon sağlıyor ve daha bir kararlılık sağlıyor. Dezavantajı da benim de başıma geldiği gibi sınavda ufak bir aksaklıklar olursa eğer hani böyle hani ne yapacağım ben şimdi şeye girmeye sebep oluyor ama sonuçta yine de bu bölümde okuyorum. Sınavda başıma yine dediğim gibi bir talihsizlik gelmesi sonucu beklediğim puandan daha şey aldım ama o aralar böyle sanki dünyanın başıma yıkıldığını ve asla benden hiçbir şey olmayacağını falan düşündüğüm sıralardı. Sonra çok araştırdım. Ankara'da oturuyorum. Çok çok araştırdım. Moleküler biyoloji ve genetik de böyle Türkiye'nin her şehrinde yok biliyorsunuz. 40 şey Kırıkkale'ye baktım, işte Bolu'ya baktım falan önce bir yakın yerlerden gideyim diye. Oralarda yoktu. Daha sonra yakınlardan baktığımda Zonguldak, Bartın, oraları gördüm. Benim liseden bir arkadaşım da Zonguldak'ta tıp okuyordu. Orayı önerdi. Sonra ben orayı araştırmaya başladım. Laboratuvarlarını araştırdım, hocalarını araştırdım. Sonra oraya karar verdim ve orayı yazdım. Nitekim de şu anda orada 3. sınıf öğrencisiyim. Ya, yeni geçtim. Hazırlık okumak istedim en başta. Çünkü istediğim şehirde yani sınav senemde planladığım bir şehirde olmadığım için çok çok büyük bir kayba düştüm. Yani böyle ne yapacağım, ne olacak diye ve hazırlık okumak istedim. İngilizcem de zaten çok iyi değildi. Daha sonra 1 yıl hazırlık okudum. Ve çok çok memnun kaldım açıkçası. Yani bu gelip memnun kalmayanlar da var hazırlıktan. Hani böyle benim İngilizcem neredeyse yok gibiydi. O yüzden bana çok çok büyük katkısı oldu. Ama böyle orta seviyenin hafif üzerinde olup da böyle İngilizce öğrenmek için eğer hazırlık okumak isterseniz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde benim arkadaşlarımdan edindiğim tecrübeye göre o tercih edilmemesi daha iyi. Tabii zaten mühendisliklerde falan bazılarında İngilizce zorunlu. Onlar zaten sınava girip geçememe sonucunda hazırlık okuyorlar. Bizim bölümümüz de isteğe bağlı. Dediğim gibi İngilizceniz eğer çok aşırı iyi değilse zaten okumazsınız. Yani orta seviye ve birazcık aşağısıysa hazırlık okumak her türlü faydalı olur. İncir Harmanı denilen bir yerde hazırlık kampüsü. Normalde Bülent Ecevit Üniversitesi şehrin merkezinde, denizin direkt hemen yanında. Ulaşımı çok iyi. Fakat bu hazırlık okuduğumuz yer İncir Harmanı denilen merkezden dolmuşla işte 15-20 dakikalık falan uzaklıkta. Zaten Zonguldak çok büyük bir şehir olmadığı için herhangi bir yere dolmuşla 15-20 dakikayla gidilebiliyor. Böyle hafif bir ormanlık gibi, böyle köy gibi bir yerde bir sene için gayet okunabilir bir yer. Orada okuduk. Kapsül sınıflar vardı. Sınıflar genelde 9-10 kişilik. Bu şekilde öğrenim oldu. Normalde dışarıdan bir yabancı öğretmen gelip onunla böyle bir konuşma pratiği yapılabiliyormuş normalde ama fakat 2-3 senedir bu işte bazı nedenlerden dolayı olmuyormuş. Bunu da bilgisi olsun. Yani tek bir hocayla devam ediliyor. Arada sırada şey oluyor. Lab dersi oluyor. Onda da işte bize verilen almamızı istenilen kitabın orada işte bir şifre var. Onunla bir bilgisayar sınıfına gidiyoruz. Oradaki işte bilgisayardan İngilizce etkinlikler oluyor. Onun harici bir senenizi tek bir hocayla geçiriyorsunuz. Sonra hazırlık yılımda bu arada ben böyle acaba benden bir şey olur mu falan diye tüm umutlarım yıkılmış gibi hissederken YouTube'dan sürekli ben moleküler biyoloji ve genetik yazıyorum. Önüme çıkanı okuyorum ve bunu 10. sınıftan beri yapıyorum. Böyle yani işte Ekşi Sözlüktür falandır. Google'da işte YouTube'da her yeri aramış taradım bu konuyla ilgili. Çünkü nettim. Sadece bu bölümü okuyacaktım. Sonra YouTube'a girdiğimde hiç böyle bir Türkçe bir kaynak görememiştim açıkçası. Sonra bir gün baktığımda Ayça hocamızın kanalını gördüm ve aşırı sevindim. Yani sanki böyle hani gurbette birisi başka bir Türk'ü görünce böyle çok sevinir ya onun gibi hissettim ve hani yıllardır bakıyorum çünkü bir şey göremiyordum. Daha sonra işte hatta gece vaktiydi.
Bir sürü videosunu izledim Ayça Hoca'nın ve bir sürü izledim, izledim, izledim. İşte moleküler biyoloji okuyanlar ne yapmalı, işte seçerken ne yapmalı falan filan. Hepsini izledim, izledim ve birinin bizimle ilgileniyor olması bana inanılmaz bir motivasyon verdi derken, gecenin o yarısında ben liseden yeni mezunum, hazırlık okuyorum ve üniversitede işte hocalara böyle mail atılır falan filan kısmı bende hiç yok zaten. Ama yine de böyle geldiği gibi, içimden geldiği gibi böyle upuzun ve aşırı acemice bir mail yazdım. Ve hayatımda belki yazdığım ilk maildir. Belki değil, gerçekten ilk mail. Ayça Hoca'ya yolladım ve ertesi gün Ayça Hoca'dan cevap geldi böyle kocaman. İşte çok güzel ve çok samimi bir şekildeydi. O kadar hoşuma gitmişti ki yani gerçekten bundan sonra tekrardan tutunmamı bağladı. Yani böyle gerçekten kendimi şey hissediyordum. Hani siz de bilirsiniz, sınav zamanı, sınav yılı tek bir şunu yapacağım, şunu yapacağım deriz. Ya sınavım da iyi geçmesine rağmen bir anda böyle beklediğimden kötü gelince, beklediğimden aşağı gelince diyeyim. Böyle sanki hiçbir şey yapamayacakmışım gibi falan oldu. Çünkü bu plan hiç aklımda yoktu. Sonra işte Ayşe Hoca böyle işte motivasyon sözcükleri yazınca işte hani okuduğun üniversiteden ziyade hani senin de kendi çalışman da çok önemli gibi güzel güzel böyle uzun bir mail yazınca ve böyle bir ilgili insandan böyle bir ciddiye alınınca daha bir hoşuma gitti ve daha da böyle bir kendimi iyi hissettim açıkçası. Buradan da tekrar tekrar Ayça Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sonrasında birinci sınıfa geçtim. Zaten bir dönem okuduk. İkinci döneme geçtiğimizde koronadan dolayı geldik. Üniversitemiz hakkında birazcık birkaç bilgi yazdım, onları söyleyeyim. Eski ismi Karaelmas Üniversitesi olarak geçiyor. Şu andaki ismi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. Moleküler biyoloji ve genetik her yıl tam doluyor ve 62 tane öğrenci alıyor. 2013 yılın, yani 2012 yılında kurulmuş aslında moleküler biyoloji ve genetik ama hocaların toparlanması vesaire derken 2013 yılında faaliyete geçmiş. Bir profesör, 4 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi kadrosunda mevcut. Bu hocaların çalışma alanlarına değinecek olursam hücre biyolojisi, genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyoteknoloji gibi çalışma alanlarına sahip hocalarımız var. Moleküler biyoloji hakkında başka Erasmus programı hakkında Çek Cumhuriyeti'nden, Polonya'dan bir de İtalya'dan üniversitelerle anlaşmalılar Erasmus için. Onun haricinde yeterli laboratuvar imkanımız ve amfide dersliklerimiz var. Üniversitemiz genel olarak iyi. Ankara'ya 3,5 saat uzaklıkta. Birazcık daha şehirden bahsedecek olursam, şehir denize konumlandırılmış. Yani Ankara'dan gitmiş birisi olarak herhangi bir yere, yani böyle ben Ankara'da oturuyorum ve merkezinde oturuyorum. Kızılay aslında aramızda çok büyük bir mesafe olmamasına rağmen özellikle iş saatlerinde falan böyle 45-50 dakika sürüyor en azından benim otobüste şeyim. Ama Zonguldak'ta deniz hemen burada direkt kenarında merkez kampüs var. Çarşıda işte buradan sahilin kenarından böyle yürüyerek 15-20 dakika oluyor. İşte otobüste dolmuşla 5-10 dakika bir şey ediyor. O yönden kolay. Kayaka yurtları çok fazla. Ben de kayaka yurdunda kalıyorum. Özellikle kız kayaka yurdu çok çok fazla. Açıkçası Zonguldak için şunu çok net söyleyebilirim. Eğer evde kalmayıp da bir yurtta kalacaksanız mutlaka KYK olması çok çok maddi ve manevi bir avantaj olmuş oluyor. Kampüsün içerisinde bir tane var KYK, kız KYK, bir tane de erkek KYK var. Erkek KYK'lar biraz daha az, bunun için birazcık sistem ediyorlar ama bilmiyorum, kız KYK daha fazla. Daha sonra ben evde hiç kalmadım veya özel yurda hiç çıkmadım. En başından beri KYK'dayım ama arkadaşlarımdan edindiğim tecrübeye göre bir yani ev sahipleri ve özel yurttakilerle böyle bir sıkıntı çıkardıklarını söylüyorlar. Bu konuda bilginiz olsun. Onun harici küçük esnafına çok iyi diyebilirim. Öyle yani ben şu ana kadar hep rastladıklarımda işte ne bileyim bir balık yemeye gittiğimizde, ne bileyim bir kırtasiyeye gittiğimizde falan hep çok iyi ve çok sıcak davrandıklarını gördüm. Veya taksicilerin falan hep sıcak davrandıklarını gördüm. Zonguldak halkadaki insanları da ben gayet beğeniyorum ve hep güzel davrandıklarına şahit oldum. Hiç aksine şahit olmadım. Bu şekilde ve Zonguldak'ta çok önemli bir ayrıntı bilmiyorum ama kedi ve köpek sevgisi, kedi çok fazla yok ama köpek sevgisi çok çok fazla. Ben çok ciddi derecede bir köpek travması olan birisiydim ve köpek azıcık yanımdan geçsin böyle bayağı 10 sokak bile değiştirilecek olsa değiştiren birisiydim ama Zonguldak'ta bu da değişti. Birazcık galiba Ankara kozmopolitik olduğu için yani böyle belli bir kültür yok Ankara'da, hani şu insanları böyledir, şöyledir diyebileceğimiz bir şey yok çünkü her şehirden var ama Zonguldak'ta sadece oralılar var, yerlileri var ve gerçekten hayvanlara çok iyi davranıyorlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kampüsün içerisinde veya dışarıda hep böyle köpek mamaları falan çok fazla olur ve hiç aç ve susuz kalmazlar ve bunun da getirdiği şöyle bir şey oluyor ve iyi huylu hayvanlar da yani zaten onların fıtratları öyle. Ankara'dakilerde problem varmış herhalde. Kampüsün içerisine ve derslere kadar girebiliyorlar. Öyle.
Bundan hayvan sevgilerinden de bahsetmeden geçemedim. Onun harici bilmiyorum. Hocam başka neden bahsedebilirim acaba? Sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Ay köpekler dedin orada. Köpek mi diye. Ya şey evet çok doğru bir şey o. Hayvanlar aslında aç kaldıkları için vahşileşiyorlar. Ankara'da da birazcık fazla şey var. Yani çok aç kalan hayvan oluyor. Onlar da saldırıyor maalesef. Evet. Aynen dediğin gibi gerçekten onların doğaları aslında öyle değil. Okulla ilgili ne bahsedebiliriz? Mezununuz var mıydı? Var değil mi? Mezunlar nerelerde falan biliyor musun? Hocam çok ayrıntılı bilmiyorum açıkçası. Daha yeni yeni böyle moleküler biyoloji ile ilgili kulüplere, toplantılara daha yeni yeni giriş yapmıştık. Yeni tanışmıştık. Hadi yeni bir etkinlikler yapalım dediğimiz sırada korona girdi. O yüzden çok şey yapamadık ama genel olarak hani böyle her mezun harika yerlerde ya da böyle ay hiçbir şey bulamadı gibi değil de böyle bahsettiklerinde ismini hatırlamıyorum ama böyle güzel yerlerde güzel iş yapanlar vardı. Akademi alanında ilerleyenleri de sıkça duydum. Bir de yine koronada fırsatınız olmadı da hocaların labında falan araştırma imkanı var mıydı? Yani stajyer olarak mı yanında? Evet, okurken ya hani korona olmasaydı mesela hocaların yanına falan girip çalışabilir miydin acaba? Laboratuvarları var mıydı? Tabii var diye biliyorum. Kendim hiç bunun için bir atakta bulunmadım. İkinci dönem bekliyordum yine. Ama şu anda duyduğuma göre yani böyle şu anda üçüncü, dördüncü sınıf olup birinci, ikinci sınıftayken böyle hocaların yanına gidip böyle konuşmaları sonucu bazı hocaların yanında böyle stajyer öğrenci gibi kalanları biliyorum yani var. Hı. Sen de şimdiden Duymuşsunuzdur. mailini at bence. Üçüncü sınıf olacaksın. Aklımda hocam. Şu an bir hocamızla mailleştim. Evet Döndüğümde inşallah onu da daraltacağım. evet. Tabii. Bol bol mail yağmuruna tutmak lazım. Evet. Üçüncü sınıfta o zaman girebileceğin laboratuvarlar var yani okurken bir yandan araştırma yapabileceğin. Okul içerisinde yani hocayla yani anladığım kadarıyla hocam birebir tecrübem olmadı henüz ama anladığım kadarıyla böyle bir hocayla hani konuşup eğer tamam dediyse hoca onun yanında böyle staj yapan onun yanında çalışmalarında yanında duranları biliyorum yani öyle yapanlar var gerçekten. Sınıflarınız kaç kişiydi? 62 ama kalanlar falan filan olabiliyor. Genel olarak 60-70 falan. Amfide gayet yer sıkıntısı vesaire olmuyor zaten. Öğrenci laboratuvarlarınızı gördünüz mü? Evet. Kimya laboratuvarı bir de biyoloji laboratuvarı vardı biz birinci sınıftayken. Hı. Biyoloji laboratuvarında bir büyük bir laboratuvar vardı biyoloji için. Ama onda hani teker teker ilgilenmek zor olur diye böyle sınıfta bir oylama yapılıp sınıf ikiye bölündü. Birisi sabah, birisi işte bir sonraki saatinde gelindi. Hani birebir daha çok ilgilensin diye. Kimyaya tam bütün sınıf halinde girmiştik. Bu şekilde laboratuvarlarımız var. Hocalarınız nasıldı? Gördüğün Hocalarımız... kadarıyla. Yani tabii ki isim vermeyeyim ama çok çok iyi hocalarımız da var. Hani daha az iyi mi Her ya da daha az ilgili mi diyeyim hocalarımız var ya yerde da olduğu gibi. evet ya da tam biz denk gelmemişizdir belki ama bu korona sürecinde de mesela her mailimize dönen, her sıkıntımıza hemen anında dönen, hatta numarasını verip bir şey olduğu zaman buradan yazın diyen hocalarımız da oldu. Açıkçası maillerimize dönmeyen ya da dönemeyen yani belki onlar da sağlık sıkıntısı vesaire yaşamıştır bilmiyorum ama her ikisi de olmuştu. Ama genel olarak yani ilgili hocalarımız da var tabii ki de. Zonguldak güzel şehir zaten ondan bahsettin. Evet, güzelmiş. Benim daha önce hiçbir bilgim yoktu. Hı. Kampüsten biraz bahsedebilirim. Hı. Çok uzun sürmez zaten. Küçücük Hı. bir kampüsümüz var. Çok büyük bir kampüs değil. Böyle hani dışarıdaki şeyler falan da yok. Hani böyle belli bir kahve zinciri falan hani olur ya böyle. O öyle şeyler de yok. ATM'ler var. Anlatmaya da buradan başlanır mı bilmiyorum ama küçük bir şey. Yani yetiyor aslında o kampüs. Çarşıya yakın zaten ve üniversitenin tam karşısında bir AVM var. Yani Zonguldak bence çok güzel bir şehir. Ben çok sevdim gittikten sonra. Gitmeden önce hiçbir şey bilmiyordum ama gittikten sonra gerçekten sevdim ama işte Zonguldak harikadır gidin gibi bir cümle kuramam. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı. Daha sakin, daha huzurlu bir yaşam istiyorsanız böyle üniversitede hani ben işime gücüme bakayım. Ondan sonra işte bir aralarda da işte sahile gideyim, oturayım falan gibi bir şey istiyorsanız Zonguldak gerçekten güzel bir şehir. Ama böyle daha hareketli bir yaşam istiyorsanız, özellikle gece hani böyle bir dışarı çıkayım arkadaşlarla falan diyorsanız saat 9:30-10'dan sonra yani yaşam yok orada. Bunu da bilginiz olsun. Arkadaşlarımdan bunun için sitem edip şehir değiştirenler falan oldu. Öyle yani sizin kendi yaşam tarzınıza bağlı böyle sakin sakin diyorsanız var. Bir dezavantajını söyleyeyim.
Ben normalde böyle sosyalliğe önem veren bir isim. Yani böyle kulüplerdir, işte kurslardır falan çok çok gitmek isterim. Ankara'da da gidiyordum. Zonguldak'ta hani küçük şehir kavramını ben doğma büyüme işte anne baba hep Ankaralıyım ve ilk defa şehir dışı tecrübem böyle yaşama tecrübem Zonguldak'ta oldu. Ve böyle istediğiniz her kurs, işte her şey imkan olamayabiliyor tabii ki. Ya mesela İngilizce kursuna gideceksiniz. Ankara'da en az 150-200 çeşit belki vardır ama tabii ki yani tahmin edileceği üzere Zonguldak'ta daha az çeşit var gibi şeyler var. Ama dediğim gibi böyle çok böyle tadında böyle bir orta nabız bir şekilde yaşayayım diyorsanız Zonguldak'ta bence gayet güzel. Ben çok sevdim yani sağ sonradan. Maddi açıdan yaşamak da kolay diye dedin diye düşünüyorum. KYK yurtları da olduğu için. Evet yani bir insan bir yurtta kalmak istiyorsa Zonguldak'ta kesinlikle KYK olması çok çok iyi ve bu arada KYK çok fazla Zonguldak'ta diğer illere kıyasla özellikle kız KYK'sı çok fazla. Çok da fazla insan kalıyor. Yani yurtta kalanların yani çok da net bir sayı vermeyeyim de yani yarısından fazlası mı diyeyim ya da en azından bir yarısı kadar KYK'da kalıyor. Bu da maddi manevi bir avantaj getiriyor. İsterseniz fiyat dahi söyleyebilirim. En son 230 lira gibi bir şeydi yani. Yani bu yemek içinde yol ücreti yok bir şey yok. Yani çok çok iyi. O açıdan bayağı iyi. Yani evde kalıyorsanız da bu arada ben işte bu para konusunda da küçük esnafta hep iyiye denk geldim. İşte takside işte yemek yemeye gittiğimiz yerlerde falan ya da sahilde otururken falan hep iyi insanlara denk geldim. Zonguldak halkı için genel olarak çok iyi insanlar diyebilirim. Ama aldığım duyumlara göre yine benim kendi tecrübem olmadı. Ev sahipleri ve özel yurtlarda böyle bir bir atıştıklarını falan çok fazla arkadaşımdan duydum. Okulun öğrenci böyle sitelerinde falan da çok fazla duydum yani. Öyle küçük esnaf çok iyi, büyük esnaf için soru işareti bırakıyorum. O ev sahibi öğrenci atışması ama Zonguldak değil, her yerde var. Doğru, en Yani az Zonguldak'ta. Ankara'da daha çoktur aslında, ona bakarsan. Ha, doğrudur, evet. Çünkü öğrenci evlerinin aslında kirası daha da yüksek oluyor. Evet, yani şöyle bir şeyden sistem ediyorlar galiba anladığım kadarıyla. Zonguldak'ta öğrenci geliyor, başka kimse gelmiyor. Hani zaten öğrenciden kazanıyorsunuz gibi bir sistem ediyorlar. Hani biz olmasak zaten kiralayamayacaksınız gibi. Hani en azından Ankara'da başka kişilere de hani böyle ne bileyim memur olur, şey olur gelenler falan ama Zonguldak'tan böyle tek hareketlilik sağlayan öğrenci olduğu için ondan dolayı sistem ediyorlar muhtemelen ama evet yani ev sahipleriyle aşırı iyi geçinen bir şehir ben de duymadım açıkçası. Ben şimdi birinci sınıfın yazında ben Hacettepe'deyken başvurmuştum. Seni küçüksün deyip reddetmişiz. Evet hocam. Rencide etmişiz seni. Yok hocam Ama şeydi. Evet açık birinci kapı sınıf. bırakmıştınız yani. Yani böyle Bir miydin demişsiniz. yoksa hazırlıktan bire mi geçmiştin? Neydi o? Birinci sınıfa başlar başlamaz birinci sınıfın Ha. yazı için size öyle bir tanık vermiştim. Daha yani bir bile okunmamış. Evet hocam yani. Efendim. Şimdi özel bir şeyde laboratuvarda staja başladım. Henüz ikinci günü olduğu için. Evet. Şimdi bir şey yapmayayım, marka vermeyeyim falan diyorum. Sonrası için planların nedir? Sonrası için planlarım ya şu anda açıkçası kodlamayla ilgileniyorum. Bu şeydeyken ne yapabilirim diye düşündüm ve az çok da bilgim yani şey ilgim vardı açıkçası bilgim yoktu. Biyoinformatik alanı için ne yapabilirim diye düşündüm ve birazcık yabancı dilimi bununla ilgili desteklemeye başladım. Zaten genel olarak İngilizcemi geliştirmeye ihtiyacım var. Bir de onun haricinde programlama öğrenmeyi bir arkadaşımla birlikte programladık ve Udemy, işte YouTube vesaire gibi platformlardan yine orada bize sağlanan içeriklerden yazılıma başladık. Bir yandan da açık öğretime yazıldık. Çok bir faydası oldu mu? Birinci sınıfı bitti ama hani böyle biraz biraz yine de hani bir yol belirtir en azından diye bir yandan da ona başladık. Yani kodlama öğrenmeye çalıştım ve devam ediyorum. Biyoinformatik alanı için böyle bir altyapı oluşturdum. Akademiden ilerleyip biyoinformatik alanında ilerlemek istiyorum açıkçası. Yani Erasmus da yapmak istiyorum. Yani bir şekilde yurt dışında bulunmak istiyorum. Bu da bir tane program daha yeni yeni rastladım. Buradan da bilmeyen varsa ben yani öylesine rast gelmiştim. Birisi bana anlatmadı. Yüksek lisans YLSY olsa gerek bir değişim programı ve dünyadaki tüm ülkelerle oluyor. Ben zaten benim şu anda bir yurt dışı dediğimiz zaman bana en cazip gelen ülke çok çok yine liseden beri hayalim olan Japonya. Meslek için olur veya hayatın başka bir döneminde mutlaka Japonya'da bulunmak istiyorum. Bunu araştırdığımda bu programı YLSY olsa gerek yüksek lisans için işte yurt dışı. Orada Japonya'yı da gördüm ve biyoinformatik alanında da yüksek lisans sağlanabiliyor. İçeriği de tabii siz araştırınca daha da fazla görürsünüz ama genel olarak şeyi gördüm. Devlet kısacası sen orada oku
İşte biz sana gerekli işte maddi imkanları sağlıyoruz. Kalacak barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Sen orada oku, bilgileri al ama Türkiye'ye geri dönme zorunluluğu olan, mesela orada 2 yıl okuduysak 4 yıl falan gibi Türkiye'de mesleğe devam etme zorunluluğu olan bir program. Tabii birçok ayrıntısı var ama yine de ilginizi çekerse eğer bunu da şey yaparsınız. İsmini doğru mu hatırladım bilmiyorum ama öyle bir şey olsa gerek. YLSY olsa gerek. Ben de Ben öyle de bu bir şey şekilde hatırlıyorum. düşünüyorum hocam. Yani Japonya olmasa bile bir şekilde biyoinformatik alanından ilerlemek istiyorum şimdilik eğer değişmezse. Süper. Çok teşekkür ediyoruz sana Ben çok katıldığın teşekkür ederim için. hocam. Hem böyle bir Başarılar diliyorum. çok teşekkürler. Hem hazırlık yılından beri bana bir motivasyon kaynağı olduğunuz için hem de öğrencilere böyle herhangi bir karşılık olmaksızın samimiyetle karşıladığınız için ben çok teşekkür ederim hocam.